Değerli basın mensupları, aslında bir deprem gerçeğiyle karşı karşıyayız. Öyle anlaşılıyor ki bundan sonra da bu gerçekle karşılaşacağız. Asıl olan bu deprem gerçeğini madem biliyoruz, karşılaşacağımızı da biliyoruz, bunun önlemlerinin ivedilikle alınmasıdır. Türkiye genelinde, sadece İzmir'de, sadece İstanbul'da, sadece Kocaeli'nde değil, nerede deprem kuşağı varsa gerekli önlemlerin alınması lazım. Bu konuda gerek parlamentoda gerek parlamento dışında bizim üstümüze düşen bir görev varsa koşulsuz bu görevi yapmaya hazırız. Desteği vermeye hazırız. İzmir acı bir depremle karşılaştı. Hepimizin yüreği ağzına geldi. Can kaybımız var. İlk başta inşallah can kaybı olmaz dedik ama maalesef can kaybımız var. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hala enkaz tümüyle kaldırılmış değil. Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük katkısıyla kiralanan büyük araçlarla sorun aşılmaya çalışılıyor. Enkaz kaldırılmaya çalışılıyor. Bu arada şunun da altını özenle çizmek isterim. Sadece belediye ekiplerimiz değil, AFAD'ın ekipleri de, jandarma ekipleri de bu konuda olağanüstü bir çaba sergiliyorlar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak çabaya katkı veren ya da bu çabayı sergileyen, İzmir'e katkı veren bütün kamu görevlilerine yürekten teşekkür etmeyi de bir görev biliyorum. Ama en büyük katkının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesi olduğunun da altını çizmek isterim. Ayrıca depremden hemen sonra bütün belediye başkanlarımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla temasa geçtiler. Bu konuda görevli olan genel başkan yardımcısı arkadaşım gerekli koordinasyonu sağladı. Dolayısıyla her türlü yardım, arzu edilen her türlü yardım kısa süre içerisinde getirilecektir. İzmirlilerin hizmetine sunulacaktır. Çadır ihtiyaçları var, onlar giderilecek. Yemek sürekli sağlanıyor zaten. Bundan sonra talep olduğu takdirde onlar da sağlanacak. Biliyorsunuz İzmir Büyükşehir'in çocuklara süt projesi vardı, daha doğrusu süt dağıtıyordu. O dağıtım da aynen devam edecek. Yani İzmir Büyükşehir'in bugüne kadar İzmirlilere verdiği hizmetlerde hiçbir eksiklik olmayacak ama ek kapasiteye ihtiyaç var. Ek kapasiteyi de bizim diğer büyükşehir belediye başkanlarımız ve diğer belediye başkanlarımız, büyükşehir olmayan belediye başkanlarımız bunları sağlayacaklar. Çadırlar var, bunlar da sağlandı. Eğer bundan sonra yeni ihtiyaç çıkarsa onlar da bir şekliyle sağlanacaktır. Enkaz kurtarma çalışmaları hepimiz emin olun ifade ederken bile zorlanıyorum. İnşallah göçük altında kalanların tümü sağ kurtulurlar. Çünkü alanı gezerken ailelerle de konuştum. Bir anne çocuğunu beklediğini ve enkazın altında kaldığını, en son gittiğimiz enkazda bir annenin ve çocukların kurtarılmasını da büyük bir sevinçle karşıladığımı da ifade etmek isterim. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Dolayısıyla bu da bizim en büyük dileğimiz, en büyük temennimiz. Bunu atlatırız. Bunu ifade etmek isterim. Ama bundan sonra benzer olaylarla karşılaştığımızda daha sağlıklı, daha güçlü binalara ihtiyacımız var. Hızla kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bürokraside karşılanan engeller var. Bu engellerin süratle aşılmasına ihtiyaç var. İstanbul depreminden bu yana biliyorsunuz İstanbul hala çok ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya. Dolayısıyla merkezi yönetimin de bu konuda yerel yönetimlerin önündeki engelleri kaldırması lazım. Sürekli merkezi yönetime şunu yapın, şunu yapın, bizim şu engelimizi kaldırın diyoruz. O engellerin süratle kaldırılması lazım. Merkezle yerelin el birliği yapması lazım. Çünkü sonuçta ölen insanlar bizim insanlarımız. Eğer bizim insanlarımızla ilgili önlem alacaksak deprem herhalde A partilisi, B partilisi diye bir ayrım yapmıyor. Dolayısıyla merkezle yerel arasında çok güçlü bir iletişim bağında kurulması gerekiyor. Bunun da altını özenle çizmek isterim. Tekrar İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
Yaralılar inşallah kısa süre içerisinde tedavi olurlar ve evlerine dönerler. Bütün arzumuz huzurlu bir Türkiye, huzurlu bir İzmir, güzel bir İzmir. Güzel İzmir'in bu tür acılarla karşılaşmasını aslında biz de istemiyoruz. Umarım kısa süre içerisinde yerelle merkez arasında kurulacak sağlıklı bir diyalogla pek çok sorun aşılmış olur. Bu dileğimi de ifade etmek isterim. Tekrar hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Bütün İzmirlilere tekrar geçmiş olsun diyorum.